Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmesi büyük tartışma ve merak konusu oldu. Herkes soruyor, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Şunu açıktan belirtmekte fayda var. Mansur Yavaş hiçbir zaman ben adayım demedi. Siyasi polemiklerin içerisine girmedi. Yavaş'ın adaylığını halk istiyor. Halkta kendisine yönelik bir ilgi var. Haliyle Meral Akşener'e, İyi Partili yetkililere de gittikleri her yerde vatandaşlar bu taleplerini iletiyorlar. Şimdi diyorlar ki Mansur Yavaş'ın Akşener'i ziyaret etmesinin altında acaba adaylık kulisi mi yapıldı? Böyle bir şey yok. Mansur Yavaş böyle şeylerin içerisine girmez. Akşener'le görüşen Mansur Yavaş'ın tatil kararı alması da yandaş medyada büyük bir tartışma başlatmış. Yahu tartışılacak bir şey yok. Adam 3 yıldır sadece 19 gün tatil yapmış. 10 gün tatile çıkması da gayet normal. Bunun ne büyütülecek ne eleştirilecek bir yanı yok. Adam robot değil sonuçta. Bir de bazı büyüklerin burada hakaretler yağdırıyor. İşte sen Kılıçdaroğlu'yla niye uğraşıyorsun? Adaylığına niye karşı çıkıyorsun? Niye Mansur Yavaş'ın aday olmasını istiyorsun diyorlar. Ben şimdi onlara açık ve net bir şekilde anlatayım. Defalarca daha önce de söyledim. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şekilde Erdoğan karşısında kazanma şansı yok. Bunu açıktan kendileri de gayet iyi biliyor. Bugün muhalefetin Mansur Yavaş'tan başka hiçbir seçeneği olmadığını herkes gayet iyi biliyor ve görüyor. Görüşümü çok merak ediyorlarmış. Şimdi ben Sivas gibi bir yerde yaşadım. Konya gibi bir yerde yaşadım. İzmir gibi bir yerde yaşadım. Ben küçücük bir çocukken bile benim babam Atatürkçüydü. Benim babam ulusalcıydı. Ben de Atatürkçüydüm. Ben de ulusalcıydım. Ben de milliyetçiydim. Ancak geldiğimiz süreç itibariyle şunu da itiraf etmemde fayda var. Gerek Sivas olsun, gerek Konya olsun, arkadaş çevremdeki birçok kişiyle tartışa tartışa bu yaşıma geldim. Şu an 33 yaşındayım. Ve birçoğunun görüşü de benden zıttı. Ben Atatürkçüydüm, ben ulusalcıydım. Onların büyük bir bölümü ya AKP'yi destekliyorlardı ya başka bir partiyi destekliyorlardı. Ama birçoğuyla aynı görüşte değildik. Çünkü bulunduğum yerlerde zaten benim gibi düşünen insanların sayısı azdı ve dışlanıyorduk. Sonra ne oldu? Biz Atatürkçüyüz ya, ulusalcıyız ya. Deniz Baykal gittikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi bu kimliğinden vazgeçti. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi milliyetçilik okunu adeta bir kenara koymuş. Eski CHP politikalarında eleştiriyoruz diyorlar. Biz eski CHP değiliz diyorlar. Gidip onunla bununla da helalleşiyorlar. Biz ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısından içeri giremiyoruz. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na yalakalık yapmayı becerebilseydim, ben bugünkü yeni CHP'ye ayak uydurmayı başarabilseydim, gençlik kollarından çok fazla arkadaşım var. Hatta en tepedeki bir isim benim arkadaşım. Konya'da da birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok etkinliğine yürümüşüzdür. Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatında da kaç kez gidip kendileriyle görüşmüş gençlerle toplantılar yapmışızdır. Bunların hepsi mevcut. Ama diyorlar ki sen CHP düşmanısın. Değilim ya. Ben CHP düşmanı değilim ama şu andaki CHP yönetimiyle fikirlerimiz uyuşmuyor. Ya bu adamlarla benim fikirlerim uyuşmuyor diye yalakalık yapmak uğruna gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu diyenler gibi kalkıp da gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu diyemem. Gerçeği inkar edemem. Bugünkü CHP yönetiminin gerçekten milletle sorunu var. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin büyük bir bölümü de zaten bu itirazlarını dile getiriyor. Diyor ki kardeşim gidiyoruz. Mecburiyetten oy veriyoruz diyor. Muharrem İnce ve yanındaki kişiler Cumhuriyet Halk Partisi'nde niye dışlandı, niye ayrıldı sanıyorsunuz siz? Umut Orhan bugün nerede? Veya Tanju Özcan'a niye bu hareketleri yapıyorlar? Mustafa Sarıgül de gitmiş şu anda başka bir parti kurmuş. Onlar giderse gitsin Muharrem İnce'si Mustafa Sarıgül'ü bizi ilgilendirmiyor diyenler var. Seçmen yarın gitmeye başlarsa ne yapacaksınız siz? Seçmenin büyük bir bölümü sizin gibi düşünmüyor ki. 9 seçimi kaybetmişsiniz. Elinize yüzünüze bulaştırmışsınız. Girdiğiniz her seçimi altın tepside AKP'ye sunmuşsunuz. Ben muhalefetin kazanmasını tabii ki istiyorum. Muhalefetin kazanması için de mücadele veriyorum. Mansur Yavaş'tan başka hiçbir seçeneğin muhalefete kazandıramayacağını açıktan söylüyorum. Diyorum işte size, açık ve net bir şekilde ben de bunların yaptığı gibi Kılıçdaroğlu 10 puan fark atacak, 15 puan fark atacak, işte Kılıçdaroğlu geliyor, geliyor gelmekte olan deseydim, bırakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir görevde olmayı, şu anda Halk TV'de konuşuyor olurdum, Tele 1'de konuşuyor olurdum, KRT'de konuşuyor olurdum.
Benim gibi gerçekleri dile getiren, korkusuz bir şekilde paylaşan birkaç kişi var. Birçoğu ağzını kapatmış, gerçekleri görmezden geliyor. Ama bakıyorum burada bana hakaret ediyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Hakaret edenlere sadece şunu söyleyeceğim. Yaşlı hepsi benden büyük. Ben Üsküp'te yaşıyorum. Makedonya'da yaşıyorum. Siz Türkiye'de yaşıyorsunuz. Yarın bir gün bir erken seçim olsa, o erken seçim neticesinde tekrar muhalefet kaybetse siz benden daha çok üzülürsünüz. Çünkü siz orada yaşıyorsunuz. Ama ben burada yaşıyor olmama rağmen üzülüyorum. Gündemi yakından takip ediyorum. Medyaya bakıyorum, tek ses. AKP medyasına bakıyorum, toplumun taleplerini, görüşlerini hiçbir şekilde dile getirmiyorlar. Her şey toz bembe. Muhalefet medyasına bakıyorum, nasıl bir paralel evlerindelerse adamlar 10 puan farklı, 15 puan farklı kazanacağız algısı yapıyorlar. Bu da gerçek değil. Bu medyada da bir sorun olduğu için ben de sizlerle burada görüşlerimi paylaşıyorum. Destekleyen destekler, desteklemeyen desteklemez. Abone olan olur, olmayan olmaz. 1000 kişi olsa ne olacak, 100 bin kişi olsa ne olacak? Ben görüşlerimi paylaşmaktan vaz mı geçeceğim sanıyorsunuz siz?